Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Hoş bulduk, iyi bayramlar. Çok teşekkürler. Şimdi hocam tabii her ülkenin koronavirüs sürecine kendine uygun yöntemlerle hem sağlık açısından hem de toplumsal açısından yönettiğini biliyoruz. Ama tabii bir tartışma var ki acaba hangi ilacı kullanmalıyız, hangi aşıya olmalıyız? Çeşitlilik çok olunca kararsız da kalabiliyor insanlar ve farklı ülkeler farklı uygulamalara gidince kafalarda çokça soru da oluşabiliyor. Öncelikle şöyle başlayayım. Aslında biz de çevremizden duyuyoruz. Verilen ilaçları Sağlık Bakanlığı kullanmayan, endişe duyan, işte yok ilaçlar beni kötüleştirdi, ilaçlar yüzünden böyle oldum ya da aşılara karşı da aynı şekilde bu aşı iyi değilmiş, bu kötüymüş gibi. Biraz da fısıltı gazetesi yüksek galiba. Böyle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlaçların bir zararı ya da etkisi var mıdır? Olumlu veya olumsuz? Şimdi evet, yani bir şeye ilaç diyorsak, dozunda faydalı ise buna ilaç diyoruz. Aynı maddeyi, ilaç dediğiniz maddeyi yüksek dozda kullanırsanız da bu zehir olabilecek özelliktedir. Bütün kimyasal ajanlar böyle. Böyle olunca da dozu üzerinden tartışmak ya da etkinliği üzerinden tartışmak gerekiyor. Bir de böyle pandemi süreçlerinde kolay kolay hızlıca cevap bulamıyorsunuz. Çünkü önümüzde bir pandemi var, bunun etkeni bir virüs var. Bu virüse yönelik olarak hala hazırda direkt onu etkili olan bir ilaç yok. Öyle olunca dünya salgın başladığı andan itibaren başka nedenlerle endikasyon almış, kullanım onayı almış ilaçların acaba buna etkili midir diye bir yol başlattılar. Başlangıcı da özellikle Çin'den başlayan bir süreçti. Bunun içerisinde sıtma ilacı olan hidroksiklorokin buna etkili midir denilerek bir çalışma yapılarak etkinliğini ileri sürdü Çin. Diğer taraftan gripte kullanılmak üzere planlanmış ve o şekilde bazı ülkelerde onay almış favipiravir denilen bir ilaç vardı. O acaba buna etkili midir? Çünkü bu da bir virüs öldürücü ilaç. Yine bakteriler dediğimiz, bakterilere etkili olan bir makrolit azitromisin diye bir ilaç vardı. O etkili midir diye başlangıçta ayrı, tek, beraber boyut oldu. Ama şunu biliyoruz ki Göksu Hanım, pandemi süreçlerinin tarihleri pandemi geçtikten sonra yazılır. Yani bir pandemiye hazırlık yaparak, böyle bir virüsü planlayarak, çift kontrollü, ileriye yönelik randomize çalışma yapıp hazır durma şansınız yoktu. Öyle olunca da böyle bir dönemde bu ilaçlar kullanıldı. Tartışmalar süre gitti. Bugünlerde de hidroksiklorokin yeniden gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yorumları oldu. Yüksek sayıda vakayı içeren makaleler yayınlandı. Bunun içerisinde dünya, her ülke farklı boyut aldı. Bizim ülkemizin de rehberleri içerisinde var ola gelmişti. Ama bugün hani belki tesadüf oldu. Bundan tam bir yıl önce yine böyle bir ekranda bana sorulduğunda ben bu konuda muhafazakar bir hekim olarak yan etkilerinden korkarak hidroksiklorokini kullanılmasına taraf olmadığını beyan etmiş birisiyim tam bir yıl önce. Bugün de geldik Sağlık Bakanlığı rehberinde artık her filyasyon ekibinin dağıtma sürecinden çıkmış olduğunu gördük. Tablo böyle bir durum. Bu değişiklikler olacak. Yan etkileri boyutu, diğer boyutlar tartışılacak. Dünyada da tarih boyunca böyle olmuştur. Mucizevi ilaçlar denmiştir, kullanılmıştır hastalıklarda. Sonra da 10 yıl, 20 yıl sonra o hastalıktan daha çok ölümlere neden olduğu ortaya çıkan ilaçlar da söz konusudur. Bugünkü tabloda böyle bir seyir içerisinde. Hocam siz o zaman neye karşı çıkmıştınız? Sağlık Bakanlığı ile şu an hangi konuda uzlaştınız? Şimdi bir sıtma ilacı, bir parazit ilacı, bunun bir laboratuvar çalışması ile virüsü laboratuvarda öldürdüğüne dair bir makale vardı. Bir diğer taraftan da işte bu akciğeri tutuyor, akciğerde zatüre yapıyor. Akciğer dokusunda, kan dokusuna göre 500 kat daha yüksek dozda olabileceğine ait. Bir de Çin çok az sayıdaki, yani 80 bin vakası olan Çin'in yüzler sayılarındaki bir makale ile etkililiğini söylemişti. Biz bilim insanları bu tür verilere inanabilmemiz için bunun planlanmış, karşılıklı kontrolleri olan ve randomize dediğimiz, hani kimin hangi ilacını aldığını bilmeden ileriye yönelik olarak planlanmış çalışmalara çok fazla güveniriz. Böyle olunca
başka hastalıklarda kullanılan, hem sıtmada hem romatizmal hastalıklarda hem başka deri hastalıklarında kullanılan bu ilaç etkili olur mu dendi. Ama diğer taraftan da ilacın kendi prospektüsü dediğimiz, yani kutusundaki kağıdı açtığınızda da orada kalpteki aralıkları uzattığını, kalpte ciddi bir ritim bozuklukları neden olabildiğini, uzun sürede göz arkası damarlarında tıkanıklık yaparak körlüğe neden olabildiğini, şekerle ilgili düzensizliklere neden olabildiğini yazan bilinen bir ilaç. Böyle bir ilacın tekli romatizman hastalıklarda kullanılması ve orada uzun süre kullanılmasıyla ortaya çıkan yan etkiler başka bir şey. Ama pandemi sürecinde milyonlarca hastanın olduğu bir tabloda bu ilacı kullanırsanız ortaya çıkan bir yan etkisinin bir halk sağlığı sorunu olabilecek kadar ciddi olacağını düşünen insanlardan birisiydim. Çünkü etkinliği de tam olarak laboratuvarda belli ama insan çalışması yeterli bir sayıda ve güvenilir bir çalışma değildi benim açımdan. Öyle olunca etkinliğini bilmediğimiz yüksek sayıda insanda kullandığımızda belki milyonda bir olacak ölümlerin bu yüksek sayıda çok olabileceği endişesiyle bu görüşlerimi belirtmiştim. Peki hocam, şunu anlıyoruz. 2 seneyi neredeyse geride bırakıyoruz artık. Çok uzun bir süreçten söz ediyoruz ama hala daha belirsizlikler var, tartışmalar var. Sizin de belirttiğiniz gibi süreç tamamlandıktan belki yıllar sonra, asırlar sonra çocuklarımız konuşacak, torunlarımız konuşacak bu süreci. Ama şunu sormak istiyorum. Bu noktada en güvenli liman nedir? Yani biz ne yapmalıyız? Aşıda tartışma konusu, kullanılan ilaçlarda tartışma konusu, hiçbir şey almamakta tartışma konusu, işte C vitaminlerini bile tartışıyoruz zaman zaman. Her gün 1000 miligram C vitamini almanın bile zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar var. Biz de kararsız kalıyoruz. Bizim için en güvenli liman nedir? Sizin önereceğiniz bu konuda. Evet, evet. Burada iki tane, bir, virüsü almamak gerekiyor. Birincisi bu. İnşallah. Yani, birinci en güvenli liman bu. Diğer taraftan virüsü aldığımız takdirde etrafa bulaştırmamak ikinci liman. Üçüncüsü de kendimizle ilgili süreçte favipiravir dediğimiz başka bir antiviral bir ilaç var. Bu hala hazırda net değil ama bir virüs öldürücü bir ilaç. Virüs yükünü azaltarak hastalığın ilerlemesini engelleme ihtimali üzerinde konuşuyoruz. Bu %100 değilse de bu böyle. Ama en güvenli liman burada cümlenizin arasında aşı tartışmaları şu an için çok anlamlı değil. Elde birçok aşı ihtimali var. Birisini beğenmiyorsanız dirist diğerini olun. Ama aşıdan daha güvenilirli bir liman söz konusu değil. Yani Türkiye'nin çözeceği mesele bir aşı tedarikini artırmak. İkincisi de aşıya uyum oranını artırmak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizlerle birlikteydi. Koronavirüs süreciyle ilişkili aslında tüm merak edilenleri ve ne yapmamız gerekiyor sorusuna da cevap verdi. Devam ediyoruz.